gençler, beklediğimiz büyük an en sonunda geldi. Yani organik kimya kampına başlıyoruz. Peki hocam, bu organik kimya kampı normal anlatılan AYT bölgesinden farklı mı? Tabii ki farklı. Sebebi şu, burada hiçbir şey bilmeyen bir kişiyi olabildiğince doldurmak istiyoruz. Çünkü organikten soru kaçırmaman gerekiyor. 3 ya da 4 tane sorusu geliyor. Çok ciddi bir soru sayısıdır bu AYT'de. Organik yaptığın zaman bayağı bir fark atmış olacaksın. Başlangıçta şunu söyleyeyim, şu konuda anlaşalım. İlk başta pek bir şey anlamıyor gibi olacaksın. Çünkü yepyeni bir dil öğreniyorsun. Pes etmek yok. Devam edeceksin, ondan sonra bir bakacaksın, aa diyeceksin, hocam sürekli aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz. Aynı şeyler bir döngü sistemi halinde tekrar ettiğinden dolayı organik kimya artık sana bir çerez haline gelmeye başlayacak. Mesela ilerleyen yer alkanı göreceğiz, biraz zorlanacaksın. Alkeni göreceğim, biraz daha mantık gelecek. Alkeni göreceğim diyeceksin ki hocam hep aynı şeyler. Alkoller, eterler, karboksik asit, esterler, hepsinde aynı kurallar geçiyor. Başlangıçtaki öğrendiğimiz kuralların aynısı sonlara kadar devam etmiş oluyor. Bu yüzden başta bir tık zorlanıyorsun. Pes etmediğin zaman tıkır 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 bir anda bütün kapılar açılmış oluyor. Organik kimya böyle bir ders. Peki dersi nereden takip edeceğiz dersek, bizim organik kimya isimli mavi bir kitabımız var. Bu kitabın içerisinde birebir ne varsa aynı şekliyle gidiyoruz. Yazmakta çok fazla vakit kaybetmek istemeyenler için ideal bir kitaptır. İçerisinde bol 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 örnek ve testler barınıyor. İstediğimiz olan şu zaten. Ben burada dersi anlatırken içinde aslında bu konu anlatımı soru bankası niteliğinde çıkarttım arkadaşlar. İçerisindeki testlerden birincisini birlikte çözeceğiz. Hem çözümlü hem normal testi. Devam arkadaşlar, içerisindeki şu kare kodun içerisinde hepsi yüklü. Buradan bütün çözümleri aynı şekilde ulaşabilirsiniz. O zaman vakit kaybetmeyelim ve organik kimyaya başlayalım. Peki organik dediğimizde ne gelecek aklımıza? Hocam bunlar nedir dersek, organik kimya bir giriş yapacağız. Organik ve anorganik bileşikleri tanımam lazım. Hocam kimlerdi bunlar dediğimizde şöyle bir şeyden bahsedelim. Kalemimizi alalım. Diyelim ki organik kelimesinin tarihte ilk kez 1807 yılında Berzelius tarafından söylenmiştir. Bazılarınız hatırladı. Aa hocam ben bu adamı tanıyorum. Ne demişti bu? Elementlerin sembollerinde söylemiş değil mi? İlk harfi büyük, varsa ikinci harfin küçük olacağını söyleyen adamdı. Şimdi Berzelius şöyle bir şey diyor. Diyor ki organik bileşikler sadece canlı organizmalarda bulunur. Yani insanda, hayvanda, bitkide bulunabilir. Bunun haricinde laboratuvar ortamlarında organik bileşik elde etmen imkansızdır. Çünkü vitalizm, yani yaşam gücüyle bulunabilen yapılardır. Bunun dışarısında tayin edemeyiz diyorlar. O yüzden organik maddeler Berzelius'a göre sadece canlı organizmalarda yaşam gücü, diğer bir ismiyle vitalizm olarak söylüyoruz, bulunabileceği düşüncesi hakimdi. O ta ki kim gelene kadar arkadaşlar? Friedrich Wöhler gelene kadar. Bu adam arkadaşlar organik kimyanın babası olarak isimlendirdi. Nasıl yani? Bu adam yaptığı bir çalışma sonucunda ilk kez anorganik bir bileşik olan amonyum siyanattan organik bir bileşik olan üreyi sentezledi. Hatta şöyle bir şey söyledi, dedi ki ben dedi insan ya da hayvan dışkısını kullanmadan üreyi sentezledim. Hadi gelin bundan sonra görüşelim dedi. Ve günümüzdeki milyonlarca bileşiğin olmasına sebep oldu. Çünkü organik bileşikler sayısızdır arkadaşlar. Her yapıda vardır. Biz normalde biliyorsunuz esans üretmek istesek bitkileri kullanıyoruz. Ya da eski dönemlerde de aynı şekilde. Tedavi amaçlı ne yapıyorlardı arkadaşlar? Bitkileri izole etmeye çalışıyorlardı. Çünkü bitkilerin içerisindeki özleri alacaklardı. Hatta size ilginç bir olay daha söyleyeyim. Hani bu üre dediğimiz ya, üre dediğimiz yapı nerede bulunuyordu? İnsan ve hayvan dışkılarında bulunan yapıydı. Çünkü proteini sentezlemek için amin bileşiklerine ihtiyacımız vardır. Bu amin bileşikleri sayesinde biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Proteini de parçalayabiliyoruz. Bunun bir özelliği daha var. Nedir biliyor musunuz? Boya tutma gibi bir özelliği var. Nasıl yani boya tutma? Eski dönemleri düşünün arkadaşlar. Kıyafetleri boyamak için boyalar kullanılıyordu fakat boyalar akıp gidiyordu. Boyayı kıyafete bağlayıcı bir etken olması gerekiyordu. Bunu da Antik Roma döneminde keşfettiler. Antik Roma döneminde bu amin bileşikleri boyanın daha uzun süre kumaşta kalmasını sağladığı için, evet aklınıza gelen şey oldu arkadaşlar, üre yani idrarı biriktirdiler. Bütün yaptıkları boyama işlemlerinden sonra idrarın içerisinde kıyafetleri donduruyordu. Şu anda çoğunuz ay bu nasıl bir şey dediğinize duyar gibiyim ama antik Roma dönemi bunu fark etti. Dedi lan dedi millet dedi bu şekilde idrarını veriyorlar dedi. Ne yapıyorlar dedi, boyama yapıyorlar dedi. O zaman biz şunu yapalım dedi. Vergi alalım dedi. Arkadaşlar ilginçtir. İdrar vergisi toplandı. Antik Roma döneminde. Hocam olabilir mi? Gerçekten oldu. Gençler boyama yapabilmek için insanlar idrarlarını satmaya başladılar.
çoğu kişi diyor, ooo hocam diyor, havadan sudan para kazanıyorlarmış diyenler de oluyor tabii ama o dönemde kullanılıyordu. Peki hocam şu anda da yapılıyor mu diyenleriniz var, korkmanıza gerek yok. Neden? Friedrich Böhler bizi kurtardı. Çünkü anorganik bir bileşikten ne elde edilebileceğini söyledi. Yani aslında idrara gerek de yok dedi. Ve günümüzdeki koşullarda korkmanıza gerek yoktur arkadaşlar. İdrar kullanılmıyor buralarda. Çoğu dedik oh dedi. Yoksa dedi üzerimizde işenmiş gibi hissedecektik diyenleriniz de olabilir tabii ama korkmaya gerek yok. Şimdi üre dediğimiz yapı. Hocam yapıyı ezberleyeyim mi? Sana bunu sormaz. Ezberlemene gerek yok. Ama senden şunu isteyecek. Diyecek ki bak NH4 neydi? Amonyum. OCN'de siyanattır. Bu adamın ismi amonyum siyanattır. Biz burada tek tepkim ediyoruz da birkaç tane basamağı var normalde. Bu adama çeşitli işlemler yapıyor ve ısıl işlem uygulandıktan sonra anorganik bir bileşikten organik bir bileşik sentezliyor. Tarihte ilk kez bunu yapıyor. Yani amonyum siyanattan üreyi sentezlediği için bu bir devrim yapıyor ve Friedrich Böhler ismini unutmayın arkadaşlar. Organik kimyanın kurucusudur, babasıdır, canlıdır, ciğeridir. Anlaştık mı? Bunu unutmak yok. Peki şimdi diyoruz ya organik anorganik. Hocam farklar ne? Ya da benzerlikler ne dediğimizde bir inceleyelim. İlk olarak organikte. Yapılarında mutlaka hangi element olacak? Karbon elementi olmak zorunda. Karbon olmaksa organik kimya kuramıyoruz gençler. Peki erime ve kaynama noktası oldukça düşüktür. Çünkü biraz sonra söyleyeceğiz. Genelde kovalent bağlarla bağlı. Bu yüzden kime göre düşük bu arada? Anorganik yani inorganik bileşiklere göre daha düşük çıkacak. Bunun ana kaynağını biz kömür, petrol ve doğalgazdan elde ediyoruz. Yani türetim aşamaları kömür, petrol ve doğalgazdır. Kendilerine has kokuları vardır. O yüzden diyoruz ya mesela parfüm diyoruz. Ne diyoruz? Organik yapılardan yani bitkilerin özlerinden sentezliyoruz. Bunlardan elde ettiğimiz yapılar olacak. Peki genelde ne diyoruz? Kovalent bağlı yapılar olacak. Büyük kısmında karbonlar arasında bir bağ ya da karbon ve hidrojen bağlarına oluşan yapılar göreceksiniz. Hep karbonu karbona ya da karbonu hidrojene bağladığımız molekül yapıları diye karşılaşacağız. Bunları organik sınıf diyeceğiz. Peki tepkimeleri genellikle yavaştır. Aklına şu geliyor. Nasıl hocam ya? Ben tutuyorum metan gazını yakıyorum ocaklarda cayır cayır yanıyor. Bu değil işte. Bunu yakan sensin. Bu kendi kendine gerçekleşmiyor ki. Dışarıda müdahaleyle gerçekleşiyor. Bu yüzden bunu normalde yanma süreci çok uzun sürer. O yüzden bunun tepkimelerini yavaş olarak isimlendirmiş oluyoruz. Peki anorganikte durum ne? Hatta bazıları şunu da söyleyecek. Hocam buna inorganik diyebiliyoruz mu? Organik de diyebiliriz. Hem an hem inorganik. İkisi de kullanılıyor gençler. İkisi de aynı mantığa geliyor. Peki bunun yapısında karbon atomu bulmak zorunda değil. Karbon atomu bulunma zorunluluğu kime ait? Organiklere ait. Peki erime ve kaynama noktası yüksek mi? Evet çünkü genelde iyonik bağlı. Yani zıt yüklü iyonların elektriksel olarak birbirini çekmesiyle oluşan yapılardır. Ana kaynağı doğadaki mineraller, cevherler, maden filizleri şeklinde karşımıza gelecek. Diğeri neydi arkadaşlar? Kömür, petrol, doğalgaz. Bunlardan elde ediyorduk. Peki hocam genellikle kokusuzlardır. E hocam bunlar neydi? Kokullardı. Hoş kokulu bitkilerden özlerin aklına gelsin. Bunlar organik yapılar, kokusuz olanlar anorganik. Peki genelde iyonik bağlıdır bunlar. Ama organikler neydi? Kovalent bağlıydı. Peki büyük bir kısmı suda çözülür. Organikler büyük kısmı suda çözülmez arkadaşlar. Hepsi değil. Bak bunlar hep bir genellemedir. Bu tablo hep bir genelleme tablosu. Hangisinden fazlalıksa biz onlardan bahsediyoruz. Peki hocam tepkimeleri genellikle çok hızlıdır. Niye? Zıt yüklü iyon var tık birbirini çekti. E o yüzden tepkimelerin çok hızlı gerçekleşmesini bekleriz. Peki sana şunu soracaklar. İyi de hocam yapısında karbon bulunan her şey ben organik diyecek miyim? Hayır, sakın deme. Bunun istisnaları var. Biz şimdi onları inceleyeceğiz. Bir, karbonun oksitleri ya da sülfürlü bileşikleri arkadaşlar organik olmayacak. Ne demek yani? Karbon monoksit, karbon dioksit, karbon disülfür. Bunlar organik değil arkadaşlar. Hangi sınıf o zaman? Anorganik sınıfı. Bak, yapısında karbon bulunmasına rağmen organik değil diyoruz. Devam ettim. Karbonat kökü. Bak bu o kadar önemli ki hatta karbonat buna bikarbonatı da ekleyelim. İkisini de kullanabiliriz. Karbonat ya da bikarbonat kökünü içeriyorsan kesinlikle organik değilsin. Bunun çok büyük bir çeldiricisi var. Aha da bu. Neden biliyor musunuz? Yapıya bir baktığımda karbon var, hidrojen var, oksijen var. Aa hocam sanki organik gibi değil işte. Neden? Şuna bakıyorsun. Hocam burada bir karbonat kökü gördüm. Anında anorganik diyorsun. Bitti. Hocam karbonat kökü gördüm. Anorganik. Bir karbonat kökü gördüm. Anorganik de geç. Tamam mı? İstediğimiz olay bu. Bizim baktığımız şey karbonat ya da bir karbonat varsa anorganik kök olacak. Peki hocam karbür sınıfı bileşikler ne demek yani? Ametaller biliyorsunuz hem artı hem eksi değerlik alabiliyorduk.
eğer ki baştaysa yani şunlar gibi artı değerli kalıyordu. Kendi ismini alıyordu. Yani karbon diye okunuyordu. Sondaysa eksi değerli kalıyordu. Ür takısı geliyordu. Karbürdü. O zaman yanındaki zaten bak kalsiyum karbür, alüminyum karbür. Bunlar ne? Anorganik sınıfı bileşikler olarak karşımıza gelecek. Peki hocam siyanür sınıfı bak karbonat gibi siyanür de çok önemli. Bunun da en büyük çeldirisi şu. HCN. Aa hocam bu ne? Karbon var, hidrojen var, azot var ama bu adamda gene organik değil. Ne olacak bu? Anorganik bir yapı olacak. Neden? Çünkü siyanür kökü var. Eğer ki bir yapıda siyanür kökü varsa bu da ne olacak arkadaşlar? Anorganik sınıfı bir bileşik haline gelmiş olacak. Peki organik sınıfında bunların hepsinin ne olmayacağını söyledik, yer almayacağını söyledik. Ha bir de şunu da söyleyeyim, bunu da ekleyelim. Mesela şu da çok çeldiricidir. Ben size desem ki CCl4 desem. Organik mi anorganik mi desem? Şimdi yarı yarıya geliyor. Genelde geliyor neyse. Genelde sınıflarda bunlar da şöyle diyor. Hocam organik anorganik falan. Olay şu arkadaşlar biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunun yapısı CH4'ten türemedir. CH4'te 4 tane hidrojen var ya. Biz bunu arkadaşlar klorlama işlemi yaparız. Klorlama işlemini yaptığımız zaman UV ışığın altında olur bu arada. Bir tane hidrojen ne yerdeştir? Yani bu CH3 olur. Cl gelir. Artı dersin. Buraya da HCl şeklinde çıkar. Sonra çıkanı tekrar klor, çıkanı tekrar klor diye buna 4 tane kloru bağlarız. Yalnız bu yaptığımız işlem kimden doğru yürüdü? CH4'ten. Aa CH4. Karbon temelli bir yapı. Sadece karbon ve hidrojen var. O zaman bu bir organik bileşik. Ben bu sentezlemeyi organik bir bileşikten yaptığım için karbon tetraklorür de çok dikkat edin arkadaşlar organik çıkacak. Organik. Bak. Organiğin çeldiricisi bu, anorganiğin çeldiricisi de karbonatla siyanür kökü. Tamam mı? İkisinin çeldiricisi. Dikkat et. Karbonat ve siyanür kökü varsa anorganikte. Eğer ki karbon tetraklorür gibi bir bileşik varsa buna da organik bir bileşik olduğunu söylemiş olacağız. Peki bir inceleme yapalım. Hocam maddeleri bir tabloda inceleyelim. Kimler organik, kimler değil. Şimdi yapıya baktığım zaman, bak şuna bakayım mı sadece? Hocam kim var? Siyanür kökü. Bitti. Başka bir şeye bakmana gerek yok. Bu adam ne? Anorganik bileşik. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Hocam bak karbon, hidrojen, oksijen var. E bu kimdir? Karbonat kökü var mı? Siyanür var mı? Yok. Karbon temelli mi? Evet. Zaten aklında kalsın. Joh grubu ileride de öğreteceğim. Bir asit sınıfıdır. Hatta bunun adını da bilenler vardı. Ne diye bunun adı? Bilmeyenler lütfen geriye dönsün, tekrar etsin. Formik asit ya da karınca asidi diyorduk ya işte aha da buydu. Peki o zaman bu ne? Hocam bu organik birleşik. Devam ediyorum. C6H12O6 şeker diyorduk değil mi? Bu ne? Karbon temelli. Başka bir yapı var mı? Yok. O zaman bu da ne? Organik bir sınıf. Karbon temelli. Hocam burası bak çeldiricisi geldi. Karbonat kökü var hocam. Karbonat kökü varsa sen anorganik bir birleşik olacaksın. Devam ediyorum. Hocam karbon temelli. Karbonat da yok, siyanür de yok. O zaman sen nesin? Organik bir bileşik olacaksın. Su nedir? Aa su organiktir. Deme sakın. Organik ya şu organik kavramı bazen karışıyor. Doğal olan şeylere organik demiyoruz arkadaşlar. Karbon temelli olanlara biz organik diyoruz. Yani biliyorsunuz markette pazara gittiğiniz zaman abi organik meyve, organik meyve diye satıyorlar ya. Oradaki organik anlayışı meyvenin organik olması değil arkadaşlar. İlaç kullanılmamış olması. Çünkü ilaçlarda anorganik bileşikler vardır. O ilaçlardaki anorganik bileşikler biz buna pestisit oranı deriz. Bunlar yüksek çünkü. Hatta bir olayını söyleyeyim ben size. Şimdi soru hazırlarken Sağlık Bakanlığı'nın sitesinden veriler alıyorum. Şimdi çok da yalancı çıkmayalım diye doğru verilerle soru hazırlamaya çalışıyorum. Deneme sorularından bir tanesinde şöyle. İstanbul'da bir araştırma yapıyorlar arkadaşlar. Aktarlara gidiyorlar. Aktarlarda ne yapıyorlar? İşte ıhlamur, adaçayı, papatya, işte yeşilçay gibi bitkiler alıyorlar. Üzerindeki pestisit oranlarına bakacaklar. Şimdi kış ayı geldi sen ne yapacaksın? Güzelce kaynatıp sağlığını, şifanı bulacaksın değil mi? Heh buluyorsun şifanı. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Pestisit zirai ilaç demektir. Yani ilaçlama yapıldığında ne kadar olduğunu. Hocam ilaçlama yapılmasın mı? Yapılması lazım ama belli bir yasal çerçeve var arkadaşlar. Bu yasal çerçevenin üzerinde bir ilaçlama yapıldıysa sağlık açısından zararlı. Hele ki küçük çocuklara denk gelirse bunlar için çok çok daha zararlı bir mevzu haline gelmiş oluyor. Oran ne çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbirinde yasasında çıkmıyor. Bak kekikte, adaçayında, ıhlamurda sen sağlıklı olayım diye içiyorsun. Üzerinde bir ton zirai ilaç var. Yani aslında dolaylı olarak ne yapıyorsun? Bir de ilacı içmiş oluyorsun. Böyle de sıkıntıları meydana gelebiliyor. Aslında bu dediğimiz olay şu. Organik olması ilaçsız bir şekilde gelmesi. Hatta bunu anlatmış mıyımdır hatırlamıyorum. Gene söyleyeyim.
Ankara'da yaşayanlar bilir. Ayaş bölgesinin domatesleri meşhurdur. Şimdi annemlerle o taraftan doğru geçiyoruz. Orada şey yaparlar. Tarladan kendini topla. Annem dedi bak ne güzel ya dedi. İşte hepsi organik domates gidiyorsun kendini dalından alıyorsun. Anne dedim organik olup olmadığını bilmiyorum. Nasıl organik olup olmadığını bilmiyorum. Daldan alıyorsun ya dedi. Anne dedim organik olmayanlar dedim, laboratuvarda üretilip gelmiyor ki dedi. Saçmalama daldan kendini kopartıyorsun dedi. Dedim ki bak ilaç kullandıysan organik değildir. Ya saçma saçma konuşma diyor bana. Diyorum ki anne diyorum bak burundaki mevzu nedir diyorum. İlaç kullandılarsa oru bak anlatamıyorsun derdim. Diyor ki ne sen ne anlayacaksın diyor. Dedim doğru söylüyorsun ben ne anlayacağım. Olay şu arkadaşlar organik demek ilaçsız olarak büyütülen yani doğal ortamında büyütülen bir yapıya organik demiş oluyoruz. O zaman burada su ne? Karbon var mı? Yok. İşte o zaman buna ne diyoruz? Anorganik bir bileşik olduğunu söylemiş oluyoruz. Tamam. Peki geldim. Sodyum karbonat. Aa hocam karbonat düşünmene gerek yok. Ne diyeceksin? Anorganik sınıfı. Peki. Amonyum siyanat neydi? Zaten bu bizim meşhur maddemizdi. Amonyum siyanat da siyanür iyonu olduğu için buna ne diyorum? Anorganik bir bileşik diyorum. Diğerine geldim. Aa hocam Joh grubu var. Organik bir asit grubu. Direkt yapıştırdım organik asiti. Diğerine geldiğinde bak sakın şuna karbon deme ha. Kalsiyum bu. Tamam çok dikkat edin. Büyük bir element yanında küçük bir şey varsa sakın organik deme. Yani tek haneli olmayacak. Bazen geliyor. Şöyle yazmış. Diyor ki hocam bu karbon monoksit. Olur mu? Karbon monoksit için ilki de büyük, ikincisi de büyük olması lazım. Bu kobalt elementi. Ama karbon var diyor. Ya karbon yok burada. Buradaki temeldeki mevzu nedir? İlk element büyük varsa, ikinci harf küçük çıkarsa bu bir elementtir. Ama ikisi de büyük çıkarsa karbon ve oksijendir. Anlaşıldı mı? Buraya dikkat edin. Devam ediyorum. O zaman burası ne oldu? Anorganik sınıfı oldu. Burası yapıda NH2 var. Benim için sıkıntı değil. CH3 var. Benim için sıkıntı değil. Metil amin ileride öğreteceğim zaten. Bu da nedir? Organik bir sınıf olacak. Diğerine geldim. Bak çeldiriciyi de hatırlıyor musunuz? Karbon tetraklorür. Nasıl bir sınıfta? Organik bir sınıf olarak karşımıza gelecekti. Şimdi gelin bir çözümlü testleri inceleyelim. Ha bu arada çözümlü testlerde şöyle bir şey. Benden sana tavsiye. İlk önce testlerde bir durdur. Kendin bir çözmeye çalış. Testlerde bu alıştırmalarını yap. Zorlandığında bunda çok ciddi açıklamalar yaptım alta. Nasıl yapacaksın, nasıl yaklaşacaksın diye. Çok büyük katkı sağlayacaktır size. Ondan sonra da beni dinle. Yani bir artı kazanmaya çalış burada da. Şimdi diyor ki yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Organik bileşiklerin tamamı laboratuvarda sentezlenmiştir. Hayır hocam, organe biz ne dedik? E dedik ki canlı organizmalarda bulunuyor. Tamamını niye laboratuvarda sentezleyelim? Gitti. Bütün organik bileşikler yapısında karbon içermek zorundadır. Zorundadır. Niye? Karbon temelli. Karbon olmazsa organik bir yapı olmuyor. Doğru. Günlük hayatta kullandığımız yemek tuzu, su gibi maddeler organiktir. Hocam yemek tuzu, su neydi yemek tuzu? Hatırlayalım. NaCl, sofra tuzu. Su neydi? H2O. Hocam bu da. Yalnız karbon var mı? Yok. E o zaman bunlar nedir? İkisi de anorganik olmak zorundadır. Gitti. Hangisi doğrudur diyor. Yalnızca ikinin doğru olacağını söylemiş olacağız. Geldim ikinci soruma. Diyor ki organik bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir, yapısında karbon bulunan ve çoğunlukla hidrojen elementi içeren maddeleri organik der miyim? Derim tabii ki hocam. Zaten istediğim buydu. Karbon temelli yanına hidrojenleri bağlı. Erime ve kaynama noktaları genellikle çok yüksektir. Hayır arkadaşlar genellikle çok düşüktür. Çünkü kovalent bağlı bileşikler olduğundan dolayı erime kaynama düşük oluyoruz. Genelde gaz fazında görüyoruz zaten. Peki organik maddeler dışındaki maddeler anorganik olarak sınıflandırılır. İki sınıf vardı organik ve anorganik ne demek? Organik olmayan. O zaman ne diyorsun? Doğru iki şekilde sınıflandırmış olacaksın. Yani cevabımız 1 ve 3 şeklinde karşımıza gelecek. Devam ettim. Friedrich Wöhler tarafından gerçekleştirilen yukarıdaki reaksiyonla ilgili hangisi doğrudur? Amonyum siyanatı ısıtıp üreye döndürmüş. Diyor ki anorganik bir bileşikten doğru mu? Doğru siyanür kökü var. Organik bir bileşik sentezlemiş mi? Sentezlemiş yani evet diyorsun. Tepkime endotermik gerçekleşmiş. Okun sol bölgesinde ısı varsa bu neydi? Isı alan yani endotermik. Sağda olsaydı ısı veren egzotermik olurdu. Ama ısı alan olduğu için endotermik cümlesi doğru. Organik bileşikler yaşam gücü yani vitalizm ile canlı organizmalarda bulunur düşüncesi yıkılmıştır. Doğru. Çünkü diyordu ki biz bunu anorganik bir bileşikten sentezledik. Bu imkansızdı o dönemde. Bu yaptığı deneyle birlikte bu düşünceyi yıkmıştır. Yani her üç öncülde doğru olarak karşımıza gelecek. Devam ediyorum. X bileşiği ile ilgili... Bla bla bla. Buna göre X bileşiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bla'ya bir bakalım.
kaynama noktası çok düşüktür. Şimdi çok düşük olduğu için ben bunu ne bekleyeceğim? Onu konuşamadım. Organik bir bileşik olmasını beklerim. Şıklara baktığımda şurası hocam karbonat kökü var anorganik. Siyanür kökü var anorganik. Hocam karbon tetraklorür var kalsın. Karbonat kökü var anorganik. Karbonun oksitleri sülfürleri neydi? Anorganikti. Bak tek seçenek kaldı. Ama devam edelim gene de bir bakalım. Ana kaynağı kömür, petrol, doğalgazdır, yanıcıdır. Her şeyi üst üste koydu zaten. Buradan ne yapıyoruz? Organik bir yapı olduğunu söylemiş olacağız. Peki hocam gel. Beşinci soru diyor ki yukarıdaki cümlelerde numaralandırılmış boşlukları aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Organik kelimesi ilk kez 1807 yılında bla bla tarafından kullanıldı. İlk kez kim demişti? Berzerius demiş değil mi? O zaman Berzerius ilk kez organik kelimesini kullandı. Aldım CB. 1828 yılında. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Hocam yıllar önemli mi? Değil tabii ki. Yılın hiçbir önemi yok gençler. Ezberlemeyin sakın tamam mı? Diyor ki Alman bir kimyacı nokta nokta anorganik bir bileşik olan amonyum siyanatı ısıtarak ilk kez organik bir bileşik olan bla bla'yı sentezledi. Alman kimyacı kim? Friedrich Wöhler tarafından bulunmuştu. Wöhler'i yuvarlak içine alalım. Hiçbir şey eleyemedik. Bu Wöhler kimi sentezledi? Amonyum siyanattan üreyi sentezledi. O zaman cevabımız üre olarak C seçeneği gelecekmiş. Peki Selim'cim beni burada pişiriyorsun Selim. Kızarmış pilice döndüm burada. Selim arkadan sıcaklığı bir verdi şu anda alnım terliyor. Ondan sonra çocuklar dedi ki hocam diyor alnınız geleceğim gibi parlak diyorlar ondan sonra. Heh kurtardık oh. İstedim de vur dedim de öldü demedim. Selim'in arkadaşlar şöyle bir huyu var. Sıcağı çok seviyor. Yani yazın da sıcağı çok seviyor, kışın da sıcağı çok seviyor. Her taraftan ısıtıcı gibi var. Altına da ısıtıcı koyuyor. Burası şu anda hamama dönüyor. Yani düşünün kış ayındayız ama kısa kollayım ama terliyorum. O kadar sıcak bir ortamdayız. Peki geldik şimdi. Yukarıdaki verilen bileşiklerle ilgili ifade edilen hangisi doğrudur? Birinde üreyi, birinde çamaşır sodasını vermiş. Neysin hocam sen dediğinde? Üre organik, çamaşır sodası anorganiktir. Doğru mu? Karbon temelli. Evet doğru. Burası hocam karbonat kökü var. O zaman anorganik. Yani burası doğru geldi. Herkesi de kovalent bağ içer. Bak dikkat et. Kovalent bağlıdır demiyor. Kovalent bağ içeri diyor. Burası zaten sadece copasan yedağı kendi arasında. Kovalent bağlı başka bir şey yok. Fakat hocam burada sodyum ve karbonat kendisine nasıl bağlı? Sodyum artı karbonata eksi diyoruz değil mi? Bunlar iyonik. De. Karbon ve oksijenler nasıl bağlı? Kovalent. O zaman her ikisi de kovalent bağı içerir diyeceğiz. Devam ettim. Her ikisi de suda çözünür. Hocam burası zaten nedir? Çamaşır sodası. Zaten çamaşırda kullanıyorsa çözülmesi lazım. İyonlaştığını ayrışarak çözünür. Diğerine üre. Üre nedir? İdrarda bulunan bir şey. Suda çözülüyor mu? Çözülüyor zaten. Ne yapıyorsunuz? Neyse anlatmayalım. Üre suda çözünüyor. Burası daha mantıklı. O zaman ne dedik arkadaşlar? Her üçüncül de bize doğru olarak karşımıza gelecekmiş. Peki geldik. Organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Genellikle yapılarında. Karbon karbon ve karbon hidrojen bağı içerir mi? Doğru. Kendine has kokusu var mıydı? Dedik ya bitkiyi özütlüyoruz diye. Var. Ana kaynağı kömür, petrol ve doğalgaz şekline geliyor mu? Geliyor dedik. Tepkimeleri genellikle çok hızlı değil de sanki daha yavaş gerçekleşiyor. Yani yalan cümlemizi bulduk gibi. Devam edelim. Sayıları anorganik bileşiklerin yanında oldukça fazladır. Milyonlarca, trilyonlarca bileşik elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Organik bambaşka bir dünyadır zaten. Peki gel. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi organik değildir? 1. CH4. Zaten karbon 4 tane hidrojen bağlamış. Organik. Burası şeker dediğimiz moleküldü. Karbon temelli. Hocam organik. Burası ileride öğreteceğim alkol yapılarıdır. Organik karbon temelli. Hocam karbon temelli organik. Karbon temelli deme. Karbonat kökü var. Karbonat ya da siyanür kökünü gördüğüm zaman ne diyorum? Hocam burası anorganik bir yapı olduğunu söylemem gerekiyor diyorum. Şimdi buradan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Testlerle devam ediyoruz. Bunda da kendin deneyeceksin. Şimdi burada videonu durdur. Testlerini çöz. Daha sonra benimle tekrar et. Yani konu anlatıyorum testi o yüzden benimle birlikte pekiştir. Anlaştık mı? Şimdi devam ediyoruz. Geldik diyor ki organik bileşiklerle ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Karbon ve hidrojen dışında başka bir element içermezler. Yalan her şey ekleyebiliriz. Oksijen eklersin, azot eklersin, fosfor eklersin, eklersin problem yok bunda. Sadece vitalizm ile canlı organizmalarda bulunur. Bunu yıktık. Ne dedik? Biz laboratuvarda da sentezliyoruz.
Kaynama noktaları çok düşük, doğrudur düşüktür. Çünkü kovalent bağdır. Hangisi yalan oldu? Birinci ve ikinci öncüler yalan oldu. Yani cevabım D seçeneği olacakmış. Devam ettim. Aşağıdakilerden hangisi? Organik bileşiklerin ana kaynağından birisi değildir. Ne dedik? Kömür, petrol, doğalgaz şekline geldi. Canlı organizmalarda zaten bulunuyordu. Bir de asit demiş. Hocam asitler, bazlar, tuzlar, mineraller genelde anorganik sınıfında yer almış olacak diyoruz. Peki geçtim. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi organik sınıfında yer alır? Ne demiştik organik sınıfı için? Hocam siyanür kökü varsa anorganik. Eğer ki karbür bileşiği ise anorganik. Karbonat kökü varsa anorganik. Karbon yoksa zaten anorganik. Geriye kalan bu adam kimdir? Organik bir asittir. Yani formik asit dediğimiz, karınca asit olarak nitelendirdiğimiz yapı olacak. Peki geldim diğerine. 1828 yılında laboratuvar koşullarında ilk kez anorganik bir bileşik olan amonyum siyanatı ısıtarak üreyi sentezleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Adın soyadın gibi bir çok önemli bir adamdır. Kimdi bu? Friedrich Wöhler. Yani organik kimyayı bularak başımıza bela eden adam. Kime güzel sözlerde bulunacağın ortada. Organikte zorlanıyorsan işte karşılığı bu. Tamam, sebebi bu. Yani bizimle uğraşmayın, gidin ona. Friedrich Wöhler'e çatabilirsiniz arkadaşlar. Peki gel. Anorganik ve organik bileşikleri inceleyeceğim. İfadelerinden hangisini ortak? Sentetik olarak elde edebilir miyim? Her ikisi de elde ediliyor hocam. Doğru. Yani laboratuvarda elde edebilirim. Suda çözülen yapıları var mı? Doğru, ikisini de suda çözebilirim. Peki yapılarında karbon elementi bulundurmak zorunda değil. Anorganikler değil ama organiklerde bulunmak zorunda. O zaman bu bir ortak özellik değil. Yani cevabımız B seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Devam ediyorum. Organik bileşiklerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 1. Kendilerine özgü kokuları var mıdır? Evet hocam, vardır. Peki moleküler yapıdaki olan bir madde diyebilir miyim? Evet hocam, moleküler yapılarda yalnızca canlı organizmalarda değil laboratuvarda da sentezlemiştik. Yalan diyorsun. Bazıları suda çözülebilir. Mesela organik asitler çözülebilir, şeker çözülebilir, alkol çözülebilir. Bunları katıyoruz. Yapılarında karbon atomu bulundurmak zorundadır. Çünkü organik temeli olacak. Yani yanlış seçeneğimiz C şık olarak karşımıza geldi. Geldi. Aşağıda verilen elementlerin hangisi bütün organik bileşiklerin yapısında olmak zorundadır? Gözünü kapat, karbonu işaretle. Tamam. Bütün mevzu bu. Karbon olmak zorunda. Geriye kalanların bir zorunlu yok. Hidrojen hocam olmayacak mı? E dedik ya CL4. Ah, organik dedik. Hidrojen var mı? Yok. Demek ki hidrojen olmak zorunda değilmiş. Ama karbon olmazsa olmazımız. Peki geldi. 1828 yılında Alman kimyacı Friedrich Wöhler deney ortamında ilk kez üreyi sentezlemiştir. Bu adam bir takım deneyler yapıyor arkadaşlar. Bunun sonucunda en son amonyum siyanattan üreyi elde ediyor. Şimdi bize diyor ki yukarıda verilen tepkime mekanizmasında gösterilen 1-2-3 numaralı bileşikler organik, anorganik olarak sınıflandırması hangi seçenek doğru olarak verilmiştir? Bakalım. Hocam siyanür kökü var, inceleme. Nedir? Anorganiktir. O zaman burası anorganik olduğu 3 seçeneğe geldi. D ve C'yi salladık. 2 neredesin? Burada. Bak siyanür kökü devam ediyor. Hocam ben hala neyim? Anorganiyim. O zaman ben burada da aynı şekilde anorganiyi işaretleyeceğim. Bura gitti, bura gitti, bura gitti, bura gitti. Her şey gitti zaten. Son seçeneğe geldiğimiz zaman üreyi sentezledik. Üre neydi arkadaşlar? Organik şeklinde karşımıza geliyor. Yani cevabımız A seçeneği olacakmış. Geldim. Diyor ki burada yukarıdaki özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? 1. Erime kaynama noktası çok düşük. Yanıcı özelliğe sahip. Atomlar arasında yalnız kovalent bağ var. Organik bir bileşik arıyorum. Organik bileşik içinde şöyle bakıyorum. Karbon temelli olacak. Karbon yok. Karbonat kökü anorganik. Siyanür kökü anorganik. Karbonat kökü anorganik. Geriye tek kalan organik kim? E seçeneği şeklinde karşımıza geldi. Artık iyice oturduğunu düşünüyorum gençler. Karbonat siyanürü gördüğünde yapıştır anorganiksin. Karbon yoksa anorganiksin. Karbon oksitli ya da sülfürlü bileşikleri anorganiksin. Tamam, bunları unutmuyoruz. Peki devam ediyor. Formülleri verilen A ve B bileşikleriyle ilgili aşağıdakiler hangisi doğrudur? İkisi de organiktir. Karbon temelli mi? Evet. Karbonat ya da siyanür var mı? Yok. O zaman ikisi de organik. Yakıldıkları zaman bütün organik bileşikler yandıklarında
karbondioksit ve su çıkartırlar. TYT'de anlatmıştık ya, oradaki bilgi işte. Bak, bütün organik bileşikler yandığında açığa karbondioksit ve su çıkmak zorundadır. Tamam, buraya dikkat et. Ha, bu arada şöyle, sadece karbonhidrojen ve oksijen içerenler, atıyorum yapıya azot bağlıysa bu azotun gazını da çıkartmak zorundasın. Tamam, ama karbonhidrojen ve oksijen dışında bir şey yoksa sadece karbondioksit ve su çıkar. Peki, moleküler yapılı maddelerdir. E hocam organik dedik, bunlar moleküler yapılı olacak. Yani cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelecek. Geldim 11. soruma. Diyor ki, X bileşiği ile ilgili yapısında sadece karbon ve hidrojen elementi var. Yani ben buna ne diyordum? Belki TYT'den hatırlayanlarınız vardı. CXH yani hidrokarbondu. Kovalent bağlıdır, doğru, karbon ve hidrojen var sadece. Bu adam organik bir bileşik olmak zorunda mı? Evet hocam, zorunda. Yandığı zaman organik olduğu için karbondioksit ve su çıkartmak zorunda mı? Evet, zorunda. Kendisine has kokusu var mı? Organik bileşiklerin kendilerine özgü kokuları var. Yani cevabımız E seçeneği şeklinde karşımıza gelecekmiş. Geldim 12'ye. Diyor ki, aşağıdaki maddelerden hangisi organik değildir? Bak, şeker neydi? Formülünü bir hatırlayalım. Hocam C6H12O6. Yani bu adam dedi organik. Bazen şunu diyeceksin. İyi de hocam ben formülleri ezberleyemeyeceğim. Çok sık karşılaşıyoruz aslında. Bir yerden sonra oturmuş olması lazım. Oturmadıysa da gündelik hayattan aklına getir. Nereden elde ediyoruz? Şeker pancarı, şeker kamış. Organik maddedir bu. Gitti. Sirke ne? Hocam CH3COH. Yani asetik asit ya da sirke asit dediğimiz yapı. E bu adamda nedir? Organik bir madde şekline gelmiş oldu. Doğal gaz %90 metan içeren bir bileşiktir. Organik dedin. Alkol sınıfları ileride öğreteceğim. CX, HC'nin sonuna OH diye bir format getiriyorsun. Bunlar da organik sınıf oluyor ama buradaki yemek tozu nedir arkadaşlar? Naciyle. Burada sakın karbon deme, bu klor. Tamam mı? Burada karbon içermediği için yemek tozu ne olacak arkadaşlar? Anorganik bir sınıfta yer almış olacak. Evet gençler, karbon kimyasına girişte duruyoruz. Şimdilik ilk ünitemizi, daha doğrusu ilk bölgemizi bitirdik. Testlerinizi çözün. Testleri genelde sen çözmeye çalış. Tamam mı? Dur sen çözmeye çalış. En büyük katkıyı böyle sağlayacak. Yavaş yavaş serüveni ilerleteceğiz ama öğrenmeden geçmek yok arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.